Evet sevgili dostlar, TV'den sevgiler saygılar sunuyoruz. Umarım hafta sonunuz çok güzel geçer. Umarım her şey gönlünüzce olur. Burada pozitif enerji hit yaptı. Evet. Bu ne? Kıskanç. Kıskanç, kıskanç, kıskanç. Burak da seni kıskanalım. Ne? Nasıl? Süper olmuş. Ne? Bu Trabzonspor mu? Aynen. Değil mi Trabzon? Tamam var ya. Ne olacak senin bu Trabzon mu olduğunu her defasında belirtmek zorunda mısın? Bundan sonraki sponsorum sevgili avantgardist Yalçın. Şöyle tepkiler aldım. Yalçın kuzen, çok iyi giyiniyor. Yok, kuzen her gün aynı kostümü giyiyor. Sen de aynı. Bundan sonra bu kostümle çıkacağım. Gözlük ya da saç değiştirebilirim. Gözlük bu arada Volkan Işıkcan. Volkan gözlük koleksiyonörü. Hediye ediyor musun bunu bana? Hayır. Gözlük abi, koleksiyonörü. Yanındayız ya. Ne olacak yani? Evet, ölmezsin ya. Hemen tamam. 12 Ekim 2012 Best Top 10 tweetlerimizi okuyorum. Türk erkeği. Argo ebesi der ki kadın Özkan Altun. Hey oradaki beyaz delisi number one'ımız. Bir tur versene, ne versin? Estağfurullah. Sorry. Bir account, özür dilerim. Bundan sonra İngilizce konuşmayacağım. Nuri Verço, Yiğit Taylan. Top, best top 10 tweetlerimiz. Hemen bir tanesini okumaya başlayalım. Bir bugün tane... çok neşeli gördüm. Evet, ben her zaman neşeliyim. Neşe benim soy ismim. Yalçın Neşe, iyi günler. Kuzen mesela bunu ne kadara satıyorsunuz? O 30 milyon. Efendim Kerim'in? 30 TL, 30 bildiğim var ya bedava yani, bedavaya yakın. Bence alım müthiş. Evet sevgili bence dostlar, hafta sonu geldi, indirimler devam ediyor. Türk erkeği, kadın erkek, karı koca arasındaki diyalog. Kareli battaniyemiz de olsun aşkım ya. Normal battaniye olmuyor mu? Şart mı kareli? Odunsun ya diyor. Ne dedim ben şimdi diyor erkek. Estağfurullah ya. Yolcu geçen anı döndü burası. Devam ediyor sevgili dostlar. Evet. Yol geçen anı. Yol geçen anı. Argo ebesi çok müthiş bir tweet. Dostunu satan insan mı? Kendini satan kadın mı? Deseler kendini satan kadına saygı duyuyorum. Onurlu ve gururlu bir şekilde profesyonelce. Farkında mısın? Birkaç günden beri bugün bir yenilik var. O yenilikten bahseder misin? Yenilikten ya? Derhal bahsediyorum. Düne kadar bütün tweetlerimiz yani Tweet TV programı ya da tweetleri daha önce efendim çiçeğim. Biz hazırlıyorduk. Bugünden itibaren bugün de dahil olmak üzere bu 10 tweet'i gerçekten bir Twitter fenomeni bizim için hazırlıyor. Biz sadece sunumunu yapıyoruz. Bundan sonra da o yapacak. Biz kendisini asla ifşa etmeyeceğiz. Kendisi dilediği zaman kendi kendine söyleyebilir. Ben hazırlıyordum tweet diye. Bir gün onu da burada siz aramızda göreceğiz. Büyük devam edelim. Bir gün onu konuk ederiz. Bir sonraki tweetim der ki kadın tanıdığımıza pişman olduklarımız çoğaldıkça merhabalardan korkar olduk. Evet, para istiyorlar çünkü. Şöyle oluyor, 1 milyardan başlıyorlar, 50 milyona kadar iniyor. Facebook'tan, telefondan, aklına gelecek her yerden mutlaka bir şekilde. O aslında öyle kadar da şey nedeni bakmamak lazım ya. Dostluk lazım bize ya. Bizim toplum olarak da bakmayalım, genel olarak bakalım. Efendim Pıtırcığım? Genel olarak bakalım bence. Evet sevgili dostlar, devam ediyoruz. Genel olarak bakın da şöyle bir şey var. Borç verdiğin zaman kıyak oluyorsun. Evet. İstediğin 3 gün sonra vereceğim diyor ya. Evet. Düşman oluyorsun. Şey abi. Diyeceğim, borç verirken alan şöyle düşünüyor. Bunu aldım benim sanıyor yani. Bugünkü konumuz borç olsun istersen. Şey gibi yani kredi kartından tak kullanıyor. Sanki babasının kesesinden kullanıyor. Evet. Ondan sonra işte asgarisini ödemem lazım falan filan. Kredi kartı kullanıyor musun? Kredi kartım yok. Anladım. Kredi kartım yok çünkü kredi kartı kullanmıyorum. Elimde ne varsa onu elimdekini kullanmaya tercih ediyorum. Evet sevgili Olguncum devam edelim. Sonraki tweetimiz Özkan Altun şöyle demiş. Sokakta hanımefendi, mutfakta aşçı, fırında sütlaç, havada bulut, çantada keklik, mangalda sucuk. Nasıl güzelmiş. Sucuk canım çekti yalnız ha. Cumhuriyet sucukları vardır şeyin. Abi reklam. Vallahi sen para alıyorsun. Vallahi almıyorum. Cumhuriyet sucukları nereden tanıyayım abi ben ya? Bir sonraki tweetimiz hey oradaki. Bazı kadınlar arkadan Barbie, önden zombi. Yapma be, onlar da insan değil mi? Dün gece biz kimi konuşmuştuk? Erol Köse'yi mi konuşmuştuk? Yalnız kuzen harbiden bu doğru. Bakıyorsun böyle evet. Arkadan hatun sülün gibi. Evet. Abi suratını görüyorsun lahana. Kara şey söyleyemiyorum. Yok değil de bana da ne oluyor biliyor musun? Hı-hı. Vallahi doğruyu söylemek gerekir. Ya buruşmuş lahana turşu. Yok yok ben şey diyeceğim. Şimdi beni fotoğraflardan görüyorlar, videolardan görüyorlar. Aa diyorlar Yalçın şöyle böyle işte bir geliyorlar. Ben böyle bitik bir şekilde sandalyede oturuyorum diyorum. Bir anda şey oluyor. Bu muydu bizim Yalçın deyip böyle. Bu nasıl? O iyi. Böyle bana bakıyor böyle, aa sen Yalçın Bey, ben buyurun diyorum. Bir anda bitik duruma düşüyoruz. Evet sevgili dostlar. Bir sonraki tweetim,
Beyaz Celisi bugünün number one'ı, müthiş. Çok iyi bir arkadaşım, çok iyi bir dostum ve bir sevgilim var. En önemlisi de bunların hepsi aynı kişi. Buradan şunu çıkartabiliriz. Bir sevgili insanın en yakın arkadaşı olmalı. İnsanın en yakın dostu olmalı. En fazla paylaştığı paylaştığı insan olmalı. Gerçekten sevgili öyle bir şey olmalı bence. Bir elmanın iki yarısı. Böyle bir şeye ihtiyacım var. Var, hep var. Var da ümitte bir de bir rahatsızlık var. Ümit arada oluyor. Bizde bir rahatsızlık var herhalde ya. Ama hiçbir zaman şey yapma. Bir gün sol yanından bir şey böyle gelir. Evet. Derinden. Evet. O zaman evet. Mecnun'a dönersin, dikkat et. Evet. Ondan korkuyor mu? Aslında bazen şöyle düşünüyorum. Artık aşk olmam, artık sevmem korkusu oluyor. Arada oluyor. Çekimdeyiz şu anda. Evet sevgili dostlar, canlı yayınımız devam ediyor. Bir sonraki... Bazen insan ümitsizliğe kapılabiliyor, her insan gibi. Aşk nasıl geliyor biliyor musun gerçekten? Aniden sol yanından bir şeye giriyor. Evet. Çok... Abi bunlar benim şeyimi bastılar. Vazgeçtim aşktan falan. Evet. Bir tur versene. Bir tur versene'nin tweetinden önce dün şöyle bir tepki aldık. Evet. Maalesef diyeyim. Tam net değiliz fakat ispatlı bir şekilde bunları... Şey Erol Köse mi? Ya evet. Erol Köse'ye girmeyelim abi hiç ya. Erol Köse hayır bizim... ona girme buna girme kime gireceğiz? O da ayrı, o ayrı da. Hayır 30'a yakın mesaj aldık şu yönde. Biz burada suçlu olan biz değiliz. Sevgili Metin Arolat'tan, Erol Köse'den ve Ceyhun Yılmaz'dan ünlü olarak tweet okumuştuk. Onlara da burada sevgiler sunuyorum. Hepsine sevgiler sunuyoruz. Fakat birçoğu şey dedi. Erol Köse'nin bu okuduğunuz tweetleri, dün okuduğumuz da başkasına aitmiş. Birçok tweeti de ispatlı bir şekilde bize link atarak gönderdiler. Bu yüzden bundan sonra Erol Köse ile ilgili Erol Köse'nin hiçbir tweetini burada okumayacağız. Olguncum. Net olarak bilinsin. Şey diyeceğim, koskocaman Erol Köse bizim tweetleri mi çalıyor anlamını getirdin sen şimdi? Hayır, ya yapmaz hayır, ki abi. Bunu hayır bunu ben dile getirdim. Koskocaman Erol Köse. Herkes insan. Koskocaman falan filan. Hayır koskocaman ne demek ya? Bir buçuk milyon. Bir saniye koskocaman ne demek? Erol Köse oğlum koskocaman. Tamam Erol Köse, Yalçın Avcı, Olgun. O ayrı. O ayrı da şey soracağım. Bu kocaman. Erol Köse. Bir buçuk bir o kadar follower olan bir insan mutlaka yani şey ya bak aklıma o zaman, ne geldi biliyor tamam musun? Bak takipçilerine geriye doğru git bakalım kaç tane satın para mı aldı parayla mı satın aldı ya saçmalama böyle şey mi olur neyse, ya neyse benim konum o değil bundan evet. Sonra ben olduğum sürece seni bilmiyorum biz orta az %50-50 bu işe girdik ben Erol Köse'den tweet okumam zaten sen okuyorsun ben okumuyorum ki ben yorum yapıyorum sadece bir tur versene. Sevgini kıskanmayan erkekler kuaföre gitsin, alışverişe gitsin, ne bileyim altın gibi sevgini falan. Sevgini kıskanmayan erkekler gay mi demek istedim şu anda? Buyluk. Bir daha okuyorum. Sevdiğini kıskanmayan erkekler kuaföre gitsin, alışverişe gitsin, ne bileyim altın gününe falan gitsin. Belki yakışıklı biriyle de tanışırlar. Belki de özgüveni vardır adamın. Kıskanmıyordu ne olacak ki? Bunda ne var ki? Bir sonraki tweetimiz VIP account. İlişkiler don lastiği gibidir. Çok gevşekse don düşer gider, çok sıkıysa kangren eder demiş. Her türlü de sakat işte. Birisi düşüyor, birisi de kangren oluyor. Ortayı bulmak gerekiyor. Birkaç cümle şu çayımı yudum. Şeyi soracağım. İki türlü de problem yani. Ne çok askerde şöyle bir laf vardı. Şey derler. Ya önde de gitme, arkada da kalma, ortada takıl derler. Salağa yatıyorsun. Salağa yatıyorsun bir ara. Salak ayaklarına yatıyorsun. Askerde ne çok kurnaz olacaksın. Ne de saf olacaksın. Öyle derlerdi. Evet derlerdi. Bir de paranı şeye sakla derler. En derin yere. Yok anneler böyle özel don yaparlar. Evet biliyorsun. Oraya herkes böyle çıkır çıkır. Evet. Çıkın mı dedi? Çıkın diyor. Çıkın mı? Çıkın mı? Boğuşa çıkın. Evet sevgili dostlar devam ediyoruz. Bir sonraki tweetimiz. Evet. Nuri Verço. Nuri Alço'dan Verço mu yapmışlar? Öyle yapmışlar. Daha önce de yapmıştım bu espriyi. Bu espri devam eder. Sürekli mekana gider bir bardak kolaya 20 lira bayılıp marketten 2,5 lira... 2,5 lira kola alırken 3,75 TL'ye çok pahalı amına koyayım diyen insanlarız. Küfürlü konuşmayan lazım. Bak küfür sana yakışmıyor. Abi ben tweet'i okuyorum. Eyvallah, ya. Eyvallah. Hayır biz burada sinir abi mi yapacağız, tweet diye mi soracağız? Doğru da biraz şey yapalım. Tamam. Biz de aileler dedi ya. 3,75 TL'ye çok pahalı AMK diyen insanlarız biz demiş. Harbiden öyleyiz. Son tweetimiz Yiğit Taylan'dan bütün konsantrasyonu darmadağın oldu. Olsun olsun. Anladık ki kahpe olan sadece Bizans değilmiş. Kimmiş?
yine dostluktan, insanlıktan. İşte konu. Hani derler ya, düşenin düşenin dostu olmaz. Evet. Çünkü düşürenler senin dostların. O da var. Anladın mı? Çok net. Bugün Allah'ım. Bugün vizyona giren sevgili Osman Sınav'ın filmi. Uzun hikaye. Kenan İmezalıoğlu oynuyor. Uzun hikaye bugün vizyona girdi. Henüz izleyemedik, yorum yapamıyoruz. Büyük ihtimalle yarın ben izlenimlerimi sizinle paylaşacağım. Evet. Film hakkında gitmek lazım. Bu Türk sinemasına destek vermek lazım. Bu akşam gideceğim. İstersen sen de gel. Büyük bir ihtimalle gelmeye çalışacağım. En evet sevgili dostlar. En son hangi film? Entelköy Efeköy'e karşı filmine gittim. Vizyonla şeye galasına gittim. Seyhan Eroğlu'na çok teşekkür ederiz. Bize sponsor oldu. Önümüzdeki günlerde onlardan ürün gelecek. Biz onlara gireceğiz. Dün gece bir toplantı Paolo. Gerçekten bunu duydum. Zanpaoli As Başkanı buradaydı. Bir de Alman milli takımının formasını yani trikolarını giydiren iki kardeş. Türk asıllı Alman vatandaşı ikisi de. Evet. Sevgili Seyhan Eroğlu ve Kayhan Eroğlu. Müthişsiniz. Teşekkürler. Bundan sonra da bize spor. Enerjileri çok yüksekti. Dün evet. Çok gerçekten çok eğlendik yani. Bu arada Ayşe'ye bak ne diyorum ha. Çok sevgiler sunuyorum. Onu çok öpüyorum. Onu özledik buradan. Ben de Taci Kalkavan. Buradan Antalya Kaş Recep Efeoğlu. Efeoğlu! Ondan sonra Muğla Köyciğiz, Tuana Restoran yeni yerleri açıldı. Ocakbaşı. Ocakbaşı açıldı. Büyük bir heyecana devam ediyor. İskele Restoran'da daha dostlarımızı öpüyorum. Volkan Işıkcan'a çok teşekkür ediyorum. Çukurcuma'daki Gül'e de çok sevgiler sunuyorum. Enerjiler çok yüksekti. Muhteşemdi. Çukurcuma'yı çok seviyorum. Sonra Avantgardist, Generation Next. İyi günler diliyorum.